Galatasaray cephesinden derbiye bakalım. Tek odağımız Fenerbahçe. Okan Buruk takımını hem rehavetten hem de seçim gündeminden uzak tutmaya çalışıyor. Bu beraberlik şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz kazanarak bu maçı bitirip şampiyon olmak. Bütün odağımızı buraya verdik diyen Aslan'ın hocası yeni sezonun kadro planlamasıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Bir de Abdülkerim Bardakçı'nın Karagümrük deplasmanında Markao karşısında yaptığı hamle hatası ve sonrasında gelen gol Galatasaray'da savunma düzenini değiştirebilir. Bu golün ardından Abdülkerim'i çıkarıp Davinson'u oyuna alan Okan Buruk'un derbide de benzer bir formülü uygulayabileceği öğrenildi. Bir kere kazanan takımla başlamak gibi bir güzel huyu var hocanın. Birincisi o. İkincisi Abdülkerim Bardakçı'nın öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Ali Koçlu olan bir tırnak içinde diyelim hesaplaşması her zaman vardır. Bu seviyeli hocalar bu tür hesaplaşması olan oyuncuların daha bir motive olduklarını düşünürler. Büyük ihtimalle böyle bir motivasyonu olan oyuncuyla da da başlar diye düşünüyorum. Tayfun abi evet. şart koşmadı imzaya attı. Dries Mertens ile ilgili. 37 yaşındaki futbolcu yapılan pazarlıklarda 4 milyon euro olan maaşının 2.9 milyon euroya indirilmesini kabul etti. Ekstra bir talepte bulunmayan tecrübeli oyuncunun devam kararında eşinin İstanbul'da kalmak istemesi de etkili oldu demiş. Rakamlar falan konuşuluyordu bir, bir hafta 10 gündür zaten. Hani imza atmışsa hayırlı olsun diyelim. Önemli bir an. Evet zaten bence ligin bitmesine 8-9 hafta kala işin rengi ortaya çıkmıştı. Hoca da çok ısrarla istediğini söylemişti. O dönemde bırakacağım e, ama bir düşüneyim Erdem Bey'in de Mertens. çok Bey'in de açıklama olmuş. Çok istiyoruz, bekliyoruz diye kalsın diye. O zaman belli olmuş işin rengi. Üstüne daha da koyarak geldi Mertens. Hani zor bir transfer aşamasıydı Galatasaray açısından. Mertens'in ilk gelişinden herhalde bu kontrat uzatılması daha zor olabilir ha. Ama Mertens de şimdi kurulu bir düzeni bozmak istememiştir. Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray bir puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk, derbi ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılılar dev karşılaşmaya, tam kadro çıkacak. Diğer yandan Cimbom'da yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Aslan takımdan ayrılacak futbolcularda yavaş yavaş netleşiyor. Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 40 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Büyük umutlarla kadroya katılan Zaha, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yüksek maaş alan oyunculardan biri olan fil dişili Zaha'ya veda etme kararı aldı. Deneyimli kanat oyuncusuna, sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Sarı Kırmızılılar, bon servissiz transfer edilen Yıldız futbolcudan, önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Zaha'nın, Galatasaray ile olan sözleşmesi, 2026 Haziran ayında sona erecek. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı hedefleyen Sarı Kırmızılılar yaz transfer dönemini çok hareketli geçirecek. Birçok bölgeye takviye yapılacak olan aslanda rota forvet hattına çevrildi. Başarılı teknik adam Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'tan istediği verimi alamadı. Deneyimli çalıştırıcı yeni bir ismi forvet hattına katmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray yönetiminin, Fransa'da forma giyen genç futbolcu Bertu Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Ren forması giyen milli oyuncunun, gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti. Fransız Lig 1 ekibinin, 21 yaşındaki futbolcunun tecrübesi kazanmasını istiyor. Okan Hoca da, genç oyuncuyu, rotasyonda kullanmak için istediği öğrenildi. Bertu, bu sezon ren forması ile 27 maçta sahaya çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist üretti. Bertu Yıldırım'ın Fransız kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ren, genç forveti Hatay Spor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken şampiyonluk yolundaki 6 puanlık avantajını koruyan Galatasaray'da Artık tüm gözler evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Sarı kırmızılılar 19 tarihi, 1905 tarihi 1905'i anımsatması nedeniyle temsili olarak kulübün kuruluş yıl dönümü olarak kutlanıyor. Aslan o gün sarı lacivertliler karşısında birçok kutlamayı da aynı anda yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Fenerbahçe'nin 19 takımıyla sahaya çıkıp İlk dakikasında Icardi'nin attığı golden sonra çekilmesiyle hükmen kazandığı Süper Kupayı Türkiye Futbol Federasyonundan talep etti ve pazar günkü karşılaşmada Süper Kupa coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşayacak. Ayrıca kadın futbol liginde şampiyon olan Cimbom bu zaferi de yine taraftarın önünde turlayarak taçlandıracak. Bu şekilde 19 Mayıs coşkusu en üst seviyeye ulaşacak. Öte yandan Galatasaray'da ligin bitmesine kısa bir süre kala seçim süreci devam ederken gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı. Yönetim hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile takımın yeni sezon yapılanması için bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıda yeni sezonda yapılması hedeflenen transferler net şekilde belirlenmişti. Galatasaray'ın transferde son iki sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği belirtildi. Başkan Dursun Özbey'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için yaz döneminde damga vuracak transferlere imza atmayı hedeflediği bildirildi. Listesinde birçok önemli futbolcu bulunan sarı kırmızılıların bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi. Aslan'ın, UEFA Konferans Ligi'nde, Fenerbahçe'yi yıkan o yıldızı kadrosuna katmak istediği ve teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin, yedeği olarak düşünülen o isim, Yunan ekibi Olympiakos forması giyen Ayup Elkabi. Sarı Kırmızılıların, bu sezona damga vuran golcü Elkabi'nin, menajeriyle iletişime geçtiği ve sözleşme pazarlığı yaptığı iddia edildi. Başarılı teknik direktör Okan Buruk'un da, Faslı Forvet'i çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli golcünün de, Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi. Galatasaray, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan El-Kabi için, bon servis ücreti ödemeyecek. Ancak başarılı Forvet için, belli bir imza parası verilmesi planlanıyor. El Kabi'nin ise, yıllık 3.5 milyon euro civarında bir ücret talep ettiği ve Galatasaray yönetiminin, bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Faslı Yıldız için, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Haziran ayında serbest kalacak El Kabi'nin, Olympiakos'ta kalmayı düşünmediği kaydedildi. Deneyimli golcünün kararının da, kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi. El Kabi, bu sezon Olympiakos'ta 43 maça çıkarken, 32 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bir dönem Hatay Spor forması giyen El Kabi, Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda yıldızlaşmıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan golcü futbolcu, Fas milli takımında da 44 karşılaşmada sahaya çıkarken 22 gol atma başarısı da gösterdi.